Merhaba, ben Loginetsiz ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9053 sürümüyle desteklenen yeni beyanname altyapısı hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan düzenlemeler ile beyanname altyapısı tamamen yeniden tasarlanarak yeni altyapı ile desteklenen beyannamelerin muhasebe kayıt menüsü altına eklenen beyanname kayıtları ekranından tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bu desteğin getirildiği tarihten itibaren desteklenecek beyanname ve sürümlerden istenen birisiyle bir beyanname oluşturulabilecektir. Ayrıca yeni altyapımız ile alanlara tanımlanan parametreler için tanım çeşitliliği de arttırılmıştır. Alanın tipine göre sabit değer, script, SQL ve hesap kodu parametre türlerinden uygun olanlar alanlar için aktif olacak ve ilgili alan için seçilen parametre tipine göre değerlerin getirilmesi sağlanacaktır. 9053 sürümü ile damga vergisi ve KDV1 beyannamesi yeni altyapı ile desteklenmiş olmaktadır. Mevcutu desteklerimiz diğer beyannamelerde yeni altyapı ile ilerleyen sürümlerimizde destekleniyor olacaktır. Şimdi bu düzenlemeleri Netis ekranlarında inceleyelim. Öncelikle bir beyanname tanımı gerçekleştirmek için muhasebe kayıt menüsü altına eklenen beyanname kayıtları ekranından her bir beyanname için bir kayıt oluşturmak gereklidir ve her bir kaydın tekir bir beyanname no bilgisi bulunmaktadır. Beyanname no belirlendikten sonra oluşturmak istenen beyannamenin tipi ve sürüm bilgisi ve ay yıl bilgisi belirlenmelidir. Ardından seçilen beyannameye uygun dönem tipi ve vergi dairesi belirlenmelidir. Ayrıca beyannamedeki alanlara tanımlı hesap kodu veya skriptikli parametrelerden getirilecek olan hesap bakiyelerinin şubeler dahil olarak getirilmesi isteniyorsa merkez şubede şubeler dahil seçeneği işaretlenmelidir. Bu ekranda Sağ tık menüsünden gelen veri getirme öncesi script tanımı ve veri getirme sonrası script tanımı menüleri ile parametrelerde veri getirme işlemi öncesi ve sonrasında çalışması istenen kod blokları varsa burada script olarak tanımlanabilmektedir. Beyanname tanımı yapıldıktan sonra artık beyanname görüntüle butonu ile mevcut seçili beyannamenin tasarımına geçilebilir. Ben burada genellikle damga vergisi beyannamesi üzerinden yeni altyapıyı size gösteriyor olacağım. Gördüğünüz gibi formun üst kısmında formu temizle, tüm verileri getir, parametre kopyala ve kaydet butonları yer almaktadır. Formu temizle butonu ile formdaki tüm alanların en baştaki değerlere gelmesi ve formun temizlenmesi sağlanmaktadır. Tüm verileri getir butonu ile her bir alanda ve bazı gridlerde hücre bazında bazen de gridin genelliği için bulunan veri getirme butonuna tek tek basılmasına gerek kalmadan parametre tanımı yapılmış alanlardaki değerleri sırasıyla otomatik olarak form üzerine getirmek için kullanılmaktadır. Parametre kopyala butonu ile mevcut beyannameye seçilen şirkette yer alan aynı tipteki beyannamedeki parametreleri kopyalanmak için kullanabiliriz. Kaydet butonu kulakçıklı bir butondur. Burada direkt olarak butona tıklandığında sadece form üzerinde bulunan değerler veri tabına kaydedilmektedir. Kulakçığa basılıp farklı kaydet seçildiğinde beyannamenin mevcut hali sıradaki beyanname numarasına yeni bir beyanname olarak kaydedilmektedir. XML kaydet seçildiğinde ise ilgili beyanname için XML dosyası oluşturmaktadır. Bu aşamada Beyannamenin oluşmasına engelleyici veya tutarsız veriler varsa bunlar kontrol edilerek kullanıcıya mesaj olarak verilecek ve bir XML dosyası bu durumda oluşturulmayacaktır. Beğenlenme alanlarına baktığınızda her bir alan için PVV butonları, gridler için ise artı, eksi, E, T, ve butonları yer almaktadır. Kullanıcılarımız beyannameler için parametre tanımlayıp değerleri parametrelerden getirebilecekleri gibi monoel olarak da beyanname üzerindeki alanlara girebiliyor olacaklardır. Eğer parametre tanımlanarak süreç ilerletilecekse pay butonu ile ilgili alanlardaki değerlerin parametre olarak tanımlanması sağlanabilmektedir. Buradaki V butonu tıklandığında Alan için eğer bir parametre tanımı gerçekleştirilmiş ise buradaki parametreye göre ilgili alana oluşturulan değer getirilmektedir. Gridlerimiz için E butonuna tıklandığında Excel aktarımı ile de verilerin gride taşınması sağlanabilmektedir. Grid yanında bulunan T butonu ile grid satırlarının temizlenmesi sağlanmaktadır. Gridlerin yine sağında görmüş olduğunuz artı butonu ile esnek olarak satır ekleyebilir ve eksi butonu ile satırları silebilmektesiniz. Şimdi detaylı parametre tanımlarını inceleyelim. Örneğin bu beyannamedeki soyadı alanı için P butonuna bastığımızda karşımıza gelen parametre tanım ekranında öncelikle tanım tipinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Burada ilgili alanın tipine göre bazı parametre tipleri gelmemektedir. Örneğin metin olarak bir değer beklediğimiz alanlarda hesap kodu seçeneği gelmemekte. Fakat tutarsal bir sonuç beklediğimiz alanlarda hesap kodu seçeneği de gelmektedir. Genel olarak sabit değer SQL, script ve hesap kodu parametre tiplerimiz bulunmaktadır. Ben öncelikle sabit değer için bir örnek gerçekleştiriyorum ve değer kısmına deneme yazıyorum. Açıklama alanına yazmış olduğum değer daha sonra ilgili alana ait veri getirme butonunda tooltip olarak kullanıcıya gösterilmektedir. E, deneme yazdıktan sonra ve ön izle butonuna tıkladığımda yazmış olduğum değer burada kullanıcıya gösterilmektedir. Yani eğer sizin yazmış olduğunuz parametre tanımından dönen bir değer varsa... Kullanıcı ön butonu ile anlık olarak dönen değeri buradan izleyebilme seçeneği bulunmakta. Şimdi bu şekilde bunu kaydedeyim. Daha sonradan ben burada e, her bir alan için e, V butonuna kliklediğimde yapmış olduğum tanımlamaya ait eğer bir parametre varsa parametrelerde bulunmuş olan değer e, form üzerine yansıtılmaktadır veya ilk başta söylediğim gibi tüm velilere getir butonuna da kliklediğimde tüm alanlar için yapılmış olan parametre tanımlamındaki değerler toplu bir şekilde yine form üzerine yansılması sağlanabilmektedir. Şimdi hesap kodu örneği için bir KDV bir beyannamesine geçelim. Burada matrah sekmesindeki tutarsal bir alanı inceleyelim. Burada parametrelerde tanım tipi olarak hesap kodu seçilmiş durumda. Yeni altyapımızla birlikte değer alanına hesaplamaya dahil edilecek en tane hesap kodu seçebilmekteyiz. Dönemi kısmında aylık, yıllık, geçen ay tutar, geçen ay devir tutar, geçen yıl devir tutar değerleri seçilebilmektedir. Burada ilgili hesap için bulunacak olan tutarın türü belirlenecektir. Yani bir hesap için mutlaka ilgili aydaki değerini kullanmak zorunda değiliz. Burada tanımlayacağımız bir hesabın ilgili aydaki bakiyesi ile diğer bir hesabın geçen ay devir tutarını toplayarak bulunan değerin form üzerine getirebilmesi sağlanabilmektedir. Bakiye tipi alanında ise hesabın Seçilen dönem için bakiyesini, borç tutarını, alacak tutarını, alacak bakiyesini ve borç bakiyesini hesaplamada kullanabilmekteyiz. Örneğin ben bu şekilde iki farklı muavin için bir tanım gerçekleştirdim ve bir tane hesabın aylık borç tutarını alırken diğer bir hesabın aylık alacak bakiyesini getirerek toplamanın da form üzerine yansıtılmasını bu şekilde sağlayabilmekteyim. Şimdi script ve SQL'e ait olan örneklerimize geçelim. Parametre tipi olarak script seçildiğinde yazılacak bir script ile bir alana veya grid hücrelerine değer döndürülmesi sağlanabilmektedir. Bunun için örnek olması açısından bir grid üzerindeki parametre tanımını inceleyelim. Script içerisinde yazılacak olan kod bloğunda Form üzerinde bulunan bazı alanlar ve login olan kullanıcının kullanıcı kodu, kullanıcı grup kodu, giriş yapılan işletme ve şube gibi ön değer bilgileri de kullanılabilmektedir. Bunun için Script alanında sağ tık menüsü ile açılan menüden form sağlarına ya da ön tanımlı değişkenlere buradan erişebilmektesiniz. Script içinde ayrıca common ve ready group gibi bileşenlerin e, text value ve item index gibi e, değerlerini de kullanabiliyor olmaktasınız. Ayrıca e, yine script desteği ile Netsiz Core altında bulunan e, Netlip beyannamede bulunan e, grid değer yaz, grid değer oku ve muhasebe hesap bakiye fonksiyonları da kullanılabilmektedir. E, grid değer oku ile e, parametre olarak gridin adı Satır ve sütun bilgilerini kullanarak gridde yer alan bir hücrede yer alan değerin okunmasını ve bu değerin hesaplamalarınızda kullanılabilmesini sağlayabilmektesiniz. Benzer şekilde yine grid değer yaz fonksiyonu ile de bu üç parametreye ek olarak değer parametresinde göndererek Grid'in belirttiğiniz hücresine istenen değerinde yazılması yine sağlanabilmektedir. E, grid'in geneli için bir parametre tanımı gerçekleştirirken alan adının yanında bulunan butona tıklandığında ilgili Grid'in kolonları ve veri tipleri de e, burada bilgi amaçlı olarak kullanıcılarımıza gösterebilmektedir. E, ayrıca burada yer alan buton ComboBox ve Redo Group gibi bileşenler içinde ilgili bileşenin elemanlarının e, indeks, text ve value değerlerinde gösteriliyor olmaktadır. Muhasebe hesap bakiye fonksiyonu ile de e, liste şeklinde belirtilen hesap kodları için belirtilen dönem ve bakiye tipine göre dönem değerlerinde de hesaplamalara dahil edilmesi sağlanabilmektedir. E, bir de SQL tipinde bir örneği inceleyelim. SQL tanım tipinde de e, form bileşenleri ve ön tanımlı değişkenler yine kullanılabilmektedir. E, burada yazılan sorgudan dönen değerler e, form üzerine e, veri getir butonu tıklandığında getiriliyor olmaktadır. E, grid'ler üzerinde SQL tipinde bir parametre tanımı gerçekleştiriliyorsa bu durumda grid'de bulunan tüm kolonlar için e, bir değer dönüyor olması gerekmektedir eğer bu şekilde bir tanımlama gerçekleştirdikten sonra veri getir butonuna tıkladığımızda yazmış olduğumuz parametreden oradaki select sorgusundan dönen değerler grid üzerine yansıyor olmaktadır. Eğer herhangi bir alandaki yapmış olduğumuz parametre tanımını silmek istersek yine parametre tanım ekranında alt kısımda bulunan sil butonu ile bu parametreleri silebiliyor olmaktayız. Ee, son olarak form üzerinde alt kısımda yer alan arama bölümünden de bahsedebilirim. Ee, burada beyanname formlarındaki bir alanı aradığınızda e, bu bölüme aradığınız alana dair bir açıklama yazdığınızda e, ve arama butonuna tıkladığınızda odağın ilgili alana tekrar geçmesi ve e, bu alana fokuslanması sağlanabilmektedir. Yapılan bu düzenlemelerle beyanname süreçlerinizi daha hızlı ve esnek olarak yönetebileceksiniz. Teşekkürler.